Gününde sizlerle beraberiz ve bugün spor bilimleri kapsam altındaki panellerimizle günümüze başlıyoruz. Our first panel today is going to be sports psychology for high performance in modern football. And my guests are Silvio Ioita from SportSci. Welcome. Hello, hello. And Tiberio Simulescu from SportSci. And Veysel Küçük from Marmara University. Hocamız geldi. Teşekkür ederim. Okay, we are going to be talking about some psychology today. You know, it's not all about the runnings, it's not all about the passings, and it's not all about the ball or the track or the basket. So in all sports, we always need our psychology because these all sports are still made by human. And the human are always be working with their heads. So we are not still robots. Thank God. Yes. Okay, so we are going to be starting with SportSci for Silvio Ioita and Tiberio Simulescu. So would you please give us a little bit about SportSci so we can understand your point of view? So, Silvio Ioita is going to be representing his presentation. Okay. Pointer. Bună dimineața. Sunt Silvio Ioita, sunt mental coach. O să vorbesc în română pentru că o să-mi fie mult mai confortabil și o să-mi traducă colegul meu în engleză. Good morning, everybody. My colleague Silvio Ioita will speak in Romanian and I will make the translation in English. De mai bine de 10 ani lucrăm în zona de psihologia performanței umane, în special în sport și fotbal, bineînțeles. Am fost mental coach-ul echipei naționale și echipei naționale mari a României și în special a echipei naționale de tineret, unde am reușit după aproape 4 ani de zile, în urma unui proces de lucru, să obținem o performanță istorică pentru fotbalul românesc, și anume o calificare la Olimpiada de la Tokyo după 56 de ani. Okay. My colleague started speaking very fast. What he said is that we work from over 10 years in the field of high performance, in sport especially. We work with the national football teams, also with seniors and juniors. And one of our biggest performance was the qualification of under 21 national team at the European Championship in 2021. Pentru că suntem puțini, o să schimb prezentarea. Mi-am adus aminte de un moment când la București, acum vreo 4 sau 5 ani, a fost Forumul European de Sport și într-unul din paneluri, exact cum suntem și noi acum, s-au pus o grămadă de întrebări și la un moment dat cineva, o funcție mare de la FIFA, a zis: domnilor și doamnelor, vreau să ne oprim puțin. Există fotbal și alte sporturi. Because we are just a few people, Silviu said that he wants to change the presentation a little bit and remember a moment of 4 or 5 years ago, European Forum, where a speaker said that in sport there is football and other sports. Fotbalul în momentul de față nu mai reprezintă doar un entertainment, nu există doar ca sport și ca distracție. In this moment, football is not just for fun and entertainment. El este o industrie, un business și un fenomen social, global.
It's an industry, it's a business and a social phenomenon worldwide. Da, fotbalul a făcut cumva ca tot ce înseamnă zona de tehnologie să se ducă la un alt nivel, să se ceară foarte mult date. Football get to another level in the technology field and it's based in this moment on a lot of data. De aceea când vorbim de sport, atât fotbal, vorbim de acești patru piloni, fizic, tehnic, tactic și psihologic. When we speak about sport and football especially, we speak about four pillars for high performance. It's like physical, technical, tactical and psychological. Bineînțeles că fiecare din zona lui spune că fiecare pilon al lui este foarte important sau poate cel mai important. Every pillar is important as well. But din toate cercetările care se fac și din zona de academică și în zona de research, dar și la bunul simț, cumva constatăm că parierul psihologic este de fapt cel mai important, prin simplu fapt că ceea ce generează comportamentul, acțiunile unui sportiv, a unui fotbalist, provin din creier. But all the research proved the fact that the psychological pillar is the most important for high performance because everything you do is from your brain or from your emotional state. Din tot cei patru piloni, bineînțeles că partea fizică a fost foarte ușor cumva cuantificată în date. From all these pillars, the physical part is the easiest part to quantificate in data and to bring data in. Apoi partea tehnică iarăși a fost bine cuantificată. The technical part also. Tacticul a fost dedus din toate aceste componente plus anumiți algoritmi care s-au creat. And the tactical part with a lot of algorithms that have been created. Deși în momentul de față partea de analiză video, partea umană este cumva jumate-jumate în acest proces implicată. Because the video analysis helps a lot in this field. Dar acest palier psihologic a fost de fiecare dată lăsat deoparte pentru că în continuare se consideră că partea mentală și partea psihologică este o artă. But this psychological part was always put in other place because people consider that this is an art and cannot be quantified. Da? În continuare avem în mentalitatea noastră acea secvență antologică cu Al Pacino care vine și ține acel speech motivațional echipei în pauză. We've all been thinking of that movies with Al Pacino that is coming in the middle of the game and keeps a speech, a motivational speech for players and thinks that probably they will play very, very good after that. Da? You remember, inch by inch, da? the very famous scene. Dar ce e important să înțelegem este că acest palier nu este doar motivațional. But what is very important is that this pillar is not only motivational. Bun, și acum o să intru efectiv în prezentarea pe care o avem și anume faptul că toată lumea în momentul de față își pune această întrebare. Există modalități prin care să descoperim un nou Messi, un nou Hagi, un nou Pele, Maradona? Everybody in football is asking the same question. Is there any possibility to discover as soon as it's possible a new very good player like Messi, like Maradona? Pentru că după cum vedeți, în fotbalul de top incidența sau apariția sportivilor cu o vârstă din ce în ce mai fragedă și care performează este deja nu mai este un o întâmplare, este deja un fenomen. And it's been already a phenomenon that players with a lower age appear in high football. Și atunci, această întrebare ne-a fost pusă și nouă și cumva din acest demers am început o cercetare. We've been asked the same question, especially in our collaboration with the Romanian Football Federation, and we decided to start research.
Am studiat tot ce înseamnă la nivel internațional, tot ce s-a cercetat și s-a descoperit din acest punct de vedere, în descoperirea noilor talente. We have researched nationally and internationally all the studies in this field. Și după 2 ani și jumătate de cercetare, and after 2.5 years of research, am ajuns la o concluzie. We've reached a conclusion. Da, se poate. Yes, it is possible. E posibil să descoperim încă de la vârstele foarte fragede, 10 ani, încă de la 10 ani. A new good player can be discovered at starting from 10 years old, 11 years old. Să descoperim aceste personalități cu mentalitate de învingător și cu o personalitate puternică. We can discover these traits like winning mentality and strong personality. Și astfel putând cumva să scurtăm perioada și de antrenament și de formare a lor. And to shorten this period of. Și cu o investiție canalizată în acești copii să putem să-i ducem în top. And to prioritize the investment in this particular sportsman, young sportsman. Câțiva din clienții noștri. These are few of our clients. Ok. Am descoperit 17 markeri ai acestei personalități puternice cu mentalitate de învingător, cum îi denumim pe acești campioni. During this research, we've discovered 17 markers of this high-performance personality. Și acum, ca să avem totuși un dialog între noi, care credeți să nu sunt puși în ordine? Which one do you think is the most important from these 17 markers that you've seen on this presentation? Toți sunt importanți, dar există totuși un clasament al lor. All of them are important, but you can still choose one, please. Okay, I'm going to try one. Coachability. Păreri. It's never wrong. Just take a guess. give us one. No? Okay. Choose one. Mental preparation? Other opinion? Leadership? Self-perfectie, efficiency? Obsessive patient? La simțul comun, mergem foarte mult pe aceste concepte dificile, da? Mental preparation, self-efficacy or other things very strong. Dar but se pare că, ca și în viață, orice performer, că este din domeniul artistic, social, politic, sportiv, pasiunea este cel mai important ingredient. Like in any field, it seems that passion is the most important thing that you have to do. You have to have, practically. E acel combustibil special pe care îl avem în interiorul nostru sau nu? Is that special fuel that we have inside us? Care face să trecem peste foarte multe obstacole inerente în această carieră sportivă. That can make us to pass all these obstacles that we can get in our career. E important să vedem la sportivii și la fotbaliștii noștri pe care îi avem dacă există această scânteie de pasiune în ei. Pentru că această scânteie de pasiune nu face altceva decât să-i hrănească și în interior, numai așteptându-și doar salariu ca să-i motiveze. It's important to discover this passion in the sportsmen that we are training, and especially in these young players, because this passion will take them to the high performance, after all. Al doilea indicator foarte important în această listă este coachability.
A second indicator in this list is coachability. De ce vă spun asta? Pentru că la nivel internațional s-a făcut și o cercetare extinsă pe tot ce înseamnă sport, da, și mai multe sporturi cu cei mai importanți antrenori, iar ei au spus că din toate caracteristicile pe care le caută la un sportiv, această trăsătură de a se lăsa antrenat este cel mai important pentru ei. Speaking with coaches and making the researches, all the coaches said that for them is the most important that a sportsman should be coachable. So coachability was the word that came very often in coaches' language. Abilitatea sportivului de a se lăsa antrenat. De tot ce înseamnă echipa multidisciplinară, începând de la antrenor, la antrenorul principal, preparatorul fizic, analistul video, mental coach, doctor, masseur, kineto, nutriționist și așa mai departe. Practically, coachability means the ability of the sportsman to let him be coached by all the team around him, not also by the main coach, but also by the psychologist, the physical area, the medicine area, and everybody around him. E fiecare specialist din jurul sportivului aduce un plus valoare esențial pentru performanța lui sportivă. Because every specialist can put a piece in his performance. Numim acest concept, câteodată găsim un pur sânge, dar care este nedisciplinat. Da? Și atunci, antrenorii își doresc predictibilitate. Coaches, what coaches want more is predictability. So they want a player that they can be sure of it. Al treilea indicator important în această listă este adaptabilitatea. The third one in this list would be the adaptability. Și cred că aveți suficientă experiență să vă dați seama că jucători care sunt luați și performează la o echipă sau într-un campionat duși într-o altă echipă și într-un alt campionat nu reușesc să se adapteze și să performeze de fapt. We have seen a lot of players that they are performing in a championship or in an area and when they move other championship with other teams, with other coaches, with other staff around them, they won't perform because they cannot adapt. Da. Acest proces este mental și emoțional în același timp și foarte puține echipe sau staff-uri țin cont de acest proces. This process is also mentally and emotionally and just a few people take in account this aspect. Lăsând cumva la cheremul sau la îndemâna sportivului să facă acest proces. And just letting the sportsman to adapt himself and not helping him in this direction. Acestea sunt cumva așa ca o primă ierarhie de primele trei, dar bineînțeles că toate sunt importante în această listă și ele se îmbină creând această personalitate puternică cu mentalitate de învingător. We just wanted to explain these few traits, but all of them are important and are giving us the profile of a high performance athlete. Am reușit în urma acestei cercetări de 2 ani și jumătate să creăm un instrument care să identifice acest profil prin forma unui test psihologic. After these 2 years and a half research, we've created this test, this instrument to discover the personality of this young sportsman. Un raport undeva la aproape 30 de pagini de informație pe care poate să-l citească atât sportivul, antrenorul, conducătorul de club. This instrument will give us a lot of information, of psychological information about the sportsman and it's very useful also for the coach and also for the sportsman. Aici sunt câteva elemente centrale ale testului ca să ne poată orienta. Și noi spunem cumva că așa cum sportivul face acea vizită medicală, As well as the sportsman is doing the medical visit. Este esențial pentru o echipă. It's essentially for a team. Și un staff să aibă și această evaluare psihologică a sportivului,
să știe efectiv unde se află în acel moment. To have this psychological evaluation of the sportsman, to know exactly what's his state in that moment. Pentru că testul nostru, pe lângă partea efectiv medicală de a-ți spune exact unde se află din punct de vedere mental și emoțional sportivul în acel moment, because this instrument shows you exactly his psychological state from mental and emotional perspective. Poate să-ți ofere și direcțiile de lucru pe care sportivul, de care sportivul are nevoie, astfel încât să-și îmbunătățească anumite aspecte unde nu stă foarte bine. And it can give you the direction that the sportsman should work to improve in this psychological area. Da. Lucrăm folosind acest test în, în partea de selecție foarte mult. We use this instrument in the selection area. Inclusiv în această parte de a dezvolta sportivii către înalta performanță. And for developing sportsmen for high performance. Cumva suntem în situația să conștientizăm că totul se reduce la bani. In this moment, in football especially, it's all about money. Și atunci când cumpărăm un jucător de 1 milion, de 5, de 50 de milioane de euro, and when a club buys a player and pays 1 million, 5 million, 10 million, 100 million. Și aici partea de scouting știe foarte bine, pentru că lucrăm foarte mult cu partea de scouting. Aspectul psihologic, caracterul, mediul social, stilul de viață sunt esențiale pentru a da performanță sportivă. And probably the scoutsman knows exactly that the character, the personality, the lifestyle, it will be definitely the most important in this transfer. Și atunci este util ca antrenorul, echipa, clubul să știe și acest aspect. And it will be very useful for the club, for the team to know exactly what they are buying. Pentru că îi pot ajuta să economisească enorm de mulți bani în acest proces. Because they can, it can be an economy in this process, and they will know exactly how to spend. Și să nu uităm că academiile au nevoie de a identifica din toată masa de copii și de juniori cu care lucrează. And because there are a lot of children coming to football, and you have to select some of them, only some of them. Acele diamante care sunt încă neșlefuite, those diamonds that are not shining, și care necesită o atenție specială pentru a deveni acele valori cu care clubul să se mândrească. And you have to take care of these diamonds and to put them to a real value. De aceea cumva această parte mentală și emoțională am reușit să o criptăm în date, în cifre. This way we tried to put this mental and emotional part in data. Și acum putem să oferim cluburilor, scouterilor, platformelor care fac analize legate de partea tehnico-tactică, încă un instrument esențial cu care să poată să evalueze și cu la care să putem să ne uităm la indicatorii sportivului. And now we can give to the clubs and to the scoutsmen and to the people interested an instrument and an index that will bring a value for them. Ok. O să mă opresc aici și o să aștept cumva întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you for your attention and please ask us questions. Okay, so we are going to be continuing with Veysel Küçük, and after that we are going to have a little chat together with our audience's questions. So Veysel Küçük, Marmara Üniversitesi'nden. Buyurun hocam. Thank you. Günaydın herkese. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sabahın bu saatinde bizlere değer verip buraya gelip bilginin peşinden koştuğunuz için. Özellikle basın mensupları çok istikrarlı. Ekibi hiç bozmuyorlar. Azerbaycan grubu burada. Onlar da ekip olarak dolaşıyor.
Türklerden hocalarımız hepsi burada. Teşekkür ediyoruz. Ben Behiç Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerle buluşturup bilgi aktarımı sağlamamıza katkı sağladıkları için. Ben bugün futbolda az bilinen, az yapılan, yapıldığı zaman da çok fazla fark edilmeyen psikolojik beceri antrenmanları üzerine sizlere bilgi aktarmaya gayret edeceğim. Değerli arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz aslında performans çeşitli bileşenlerden meydana geliyor. Fiziksel bileşenler var, teknik bileşenler, taktik bileşenler var. Hepsi kendi içerisinde, bunların bir iletişim içerisinde ve şöyle yapayım. Bir denge üzerinde işbirliğiyle hareket etmek durumunda. Tabii ki benden önceki konuşmacı da aynı şeylere vurgu yaptı. Ama bunun biz biraz daha psikolojik boyutunda size yoğunlaşmaya çalışacağız. Az önce de vurguladım, burası biraz az üzerinde durulan, hatta çoğunlukla durulmayan boyutu psikolojik bileşenler. Bunun içerisinde de duygusal faktörler var, zihinsel faktörler var, sosyal faktörler var. Genel manada beceri bu işin içerisinde ama fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal bütün faktörleri iç içe bizim değerlendirip sporcunun performansını transfer etmemiz önemli. O yüzden psikolojik beceri antrenmanları nedir dediğimizde sistematik olarak duygusal ve zihinsel özelliklerimizin sınırsal değerlerde geliştirilmesini biz ifade etmek istiyoruz. Sınırsal değerlerde olmayan çalışmaların sporcunun gelişimine katkı sağlamayacağı açıktır. Ben bu sunumu biraz da bu açıdan daha yüzeysel bir farkındalık sunumu olarak sizlere aktarmak istiyorum. Belki bu farkındalıkla beraber ilerleyen süreçlerde psikolojik beceri antrenmanlarının antrenman yapımız içerisindeki yerini de biraz arttırmış olabiliriz diye vurguluyorum. Bu anlamda biz psikolojik beceri antrenmanlarından temelde neyi bekliyoruz? İki temel hedef var. Bir tanesi performansın yükseltilmesi ki bu süreç yetenek seçiminden itibaren başlıyor ki bizden sonraki oturumda değerli hocalarımız bununla ilgili genetik boyutundan başlayarak bizlere detaylı bilgiler aktaracaklar ki benden önceki konuşmacı da buna özellikle sporda sporcunun profilini aktarırken buna kısmen değindi. Tabii ki motivasyon, psikolojik beceri antrenmanları, yarışma, grup dinamiği, yarışma psikolojisi gibi hususlar ve iletişim gibi hususlar bu yapıda performansın yükseltilmesinde önemli katkılar sağlıyor. Yalnız burada sadece bir iletişim başlığı üzerinden bir şeyler söylemek gerekirse, gerek takım içi gerekse takımın dışındaki aktörlerle sporcunun, kurumun iletişimi, performansı direkt olarak etkiliyor. Canlı örnek, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne biliyorsunuz yeni bir transfer katıldı. 3 ay sonra 37 yaşında Leonardo Bonucci. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 24. Takımın içerisinde 8 tane 18 yaşında sporcu var. 18-37 makasında iki sporcunun aynı takımın içerisindeki iletişim boyutunu düşünebilirsiniz. Performansı nasıl etkileyecektir? Biri kariyerinin hemen hemen sonlarına gelmiş, diğeri başında olan iki sporcu modeli aynı hedef doğrultusunda bir tarafa yönlendirilmesi gerekiyor. Veya futbolda özellikle son yıllarda çok kültürlülük çok gelişti. Yani bir takımda 17 farklı ülkeden sporcu var. 6 ay önce Alman Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'ı ziyaret ettiğimizde kulüp medya iletişim sorumlusunun tek şikayeti takımın içerisinde 12 farklı dilin konuşmasından kaynaklanan iletişimsizlikti. Yani burada psikolojik beceri antrenmanı dediğimizde bir başlık içerisinde aslında farklı boyutlarda ele alınması gereken çok önemli hususların olduğunu görüyoruz. Diğer bir faktör, bunu engelleyen faktörlerin giderilmesinde beceri antrenmanlarından ne bekliyoruz? Burada belli başlıklar içerisinde bunları ifade ediyoruz ama bunların bütün planlamasını aslında yapan
antrenör. Yani eğer siz yetenek seçimi sürecinde doğru insanı doğru branşa yönlendirmezseniz bu sizin karşınıza problem olarak, devam eden bir problem olarak çıkacaktır. Duruma bağlı faktörler her zaman olabilir. Zaten psikolojik beceri antrenmanının temel hedefleri duruma bağlı faktörlere karşı doğru tutum ve davranışı geliştirmeyi öğretmektir. Eğer siz doğru tutum ve davranışı ortaya koymazsanız sürantrenman meydana gelecek. Yani yapılan yüklenmeler karşı sporcular gelişim gösteremeyen bir durum ortaya çıkacak. Bunda da ısrar ederseniz problemli sporcuları üretirsiniz. Performans sporcusu olmak kolay değil. Antrenmanın tanımını yaparken dedik ki sınırsal değerlerde gelişim sağlamak önemli. Bakın The Weight of Gold filmini size öneriyorum. Performans sporcusu olmak ne demektir? Netflix'te bunu bulabilirsiniz. 40 dakikalık bir film. Üst düzey sporcuların yaşadığı duygu durumlarını net bir şekilde anlatan bir film. Kısa bir video var. Tabii biz sınırsal değerlerde antrenmandan bahsediyoruz ama gerçek manada antrenman deyince aslında ne anlamamız lazım? Euro 2004. The 92-page guide free on Monday in The Guardian. Evet, sizce bu antrenmanın hangi amaçları içerisine girer? Yani teknik antrenman mıdır? Taktik antrenman mıdır? Taktik. İsmini de vereyim. Fuat Hoca Gençler Birliği'ndeyken bir beyanatı var. Diyor ki, biz takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz, bazıları yatırmaya çalışıyor. Yani futbolda yerde geçen zaman ortalama 10 dakika. Bu aldatmaya yönelik hareketlerden dolayı. Bu psikolojik beceri antrenmanı değil. Eğer biz buna profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşırsak, buna ne kadar detaylı bir planlama yapmış, hazırlık yapmış mı diyeceğiz? Yani profesyonellikle mi eşleştireceğiz? Yoksa futbolun belki güzelliğine katkı sağlamayan, negatif yönde katkı sağlayan bir yaklaşım olarak mı düşüneceğiz? Bu üst düzey bir İtalyan takımının antrenmanı. Onun ismini vermeyeyim. Buradan hareketle neden önemli? Burada aslında ağırlıklı olarak fiziksel performans boyutunda görev yapan arkadaşlarımız var. Ama günümüzde artık sporcuların fiziksel performans boyutları birbirine çok yakın. Ama belirleyici olan nedir? Aslında belirleyici olan burada sporun kendisinden kaynaklanan baskıyı, kaygıyı, motivasyon kaynaklarını yönetebilen, yani orada ifade edildiği gibi gününde olan sporcular o günkü performansı belirliyor. Özellikle kendi ülkemizden örnek vermek gerekirse son bir ay içerisinde sporcunun yaşadığı baskı çok net. Başka hiçbir branşın antrenörü yedek kulübesinde kalp krizi geçirmiyor. Yani bunun sebebi branşın kendisinden kaynaklanmıyor. O branşın içerisinde oluşturduğumuz atmosferden kaynaklanıyor. O bakımdan aslında psikolojik beceri antrenmanları biz genellikle sporcular için düşünmekle beraber antrenörlerin de ihtiyacı var, yöneticilerin de ihtiyacı var. Bunu doğru yönetebilmenin yolu şu anda konuştuğumuz olay. Yapılan bütün çalışmalar bilimsel anlamda psikolojik beceri antrenmanlarının sporcuların performansına direkt etki ettiğini gösteriyor. Tabii şunu da ifade etmek gerekir ki zihinsel performansı geliştirerek siz sportif performansı garanti altına alamazsınız. Sadece bununla olur değil. Antrenman bütünleşik bir kavram. Bunun içerisinde fiziksel boyutu, duygusal, zihinsel boyutu entegre edebilirseniz başarı arkasından gelecektir. Bu yanılgıya da düşmemek gerekir. Buradan hareketle yine bütün araştırmalar gösteriyor ki elit düzeyde olanla elit düzeyde olmayan sporcuları ayıran en temel faktörler burada hedef belirleme, imgeleme, davranışların rutine bağlama gibi ana unsurlardan kaynaklandığı ortaya konuluyor. Buradan hareketle biz antrenörler sporcularımıza bu beş temel davranışı psikososyal anlamda kazandırmamız lazım. Eğer yaptığımız fiziksel antrenmanların bir karşılığını görmek istiyorsak,
Davranış boyutundaki becerilerimizi, zihinsel, duygusal, motivasyonel ve sosyal becerilerimizi üste koyarak geliştirdiğimiz takdirde başarı gelecektir. Bu kadar öneminden bahsediyoruz. Peki neden psikolojik beceri antrenmanları az kullanılıyor? İki çalışma örneği size sunacağım. Biri İsveçli futbol antrenörleri üzerinde yapılmış. Bakın burada sol tarafta belki okunmayabilir ama spor psikolojisinin futbola girmesini engelleyen bariyerlerden bahsediyor. En yüksek ortalamaya spor psikolojisi hakkındaki bilgisizlik var. Verilen hizmetin belirsizliği veya oyuncuların negatif algısı, psikolojik beceri antrenörünün rolünün belirsizliği, zaman çatışması, finansal sebepler ve antrenörlerin psikolojik beceri antrenörleri hakkındaki negatif algıları. Bizde yapılan, 3-4 sene önce yapılan bir araştırmada da Türk antrenörlerinin spor psikolojisine ilişkin bilgi düzeyleriyle ilgili yaklaşık 333 antrenörün 245 tanesi takım sporlarıyla ilgileniyor. Bunun yanılmıyorsam 135 tanesi futbol antrenörü. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak antrenörlerin spor psikolojisiyle ilgili bilgi düzeylerinin sınırlı, psikolojik beceri antrenörleriyle veya performans antrenörleriyle çalışma arzu ve isteklerinin de düşük olduğu tespit edilmiş. Eğer kişisel açıklığımız buna yatkın değilse aslında sporcumuzun bir tarafı eksik. Çünkü bizim malzememiz insan. Biz insanın sadece görünen tarafıyla ilgilenirsek, görünmeyen tarafını ihmal ettiğimiz takdirde aslında o sporcu performans boyutunda belli sıkıntılarla karşılaştığında aramamız gereken yer burası. Şu anki milli takımımızın kadrosu bu. Bakın burada psikolojik performans antrenörü yok. 5 ay sonra Almanya'da Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz biz. Aslında Almanya bizim için ikinci bir ülke gibi. Ama bunun bir avantaj mı, dezavantaj mı olduğunu orada göreceğiz. Yani kendi insanımızın önünde oynamak bizim performansımızı yükseltecek mi, yükseltmeyecek mi? Ben grup müsabakaları ile ilgili biletlerimi aldım. Canlı bir şekilde onları orada izleyeceğim. Yani 16, 18 Haziran, 22 Haziran ve 28 Haziran'da sporcunun yüzüne ve yüzünde gözüne bakacağım. Aslında işin ilginç tarafı, milli takımın alt yaş gruplarında da psikolojik performans antrenörü yok. Şu anda en yoğun çalışmamız gereken boyut aslında. Sadece bir bayan arkadaşımız var. Bayan milli takımının bütün yaş gruplarından sorumlu gördüğüm kadarıyla hala devam ediyor mu bilmiyorum ama ismi var. Buradan hareketle hızlı bir şekilde geçeceğim. Biz genel manada neye dikkat etmemiz lazım? Biraz bireysel özelliklere sporcularda, sporun spesifik özelliklerine ve genel manada bu eğitimin aşamalarını doğru yapılandırmak gerekiyor. Biz futbol özelinde konuşuyoruz ama branştan branşa, o branşın taleplerine bağlı olarak bu uygulamalarda doğal olarak değişecektir. Özellikle ufak yaş gruplarında mesela veliler en büyük karşımızdaki bariyer. Bunun önemini anlatmak, yapılandırmak belki performans sporunun üst boyutlarında çok anlamlı olmayabilir ama alt yaş gruplarında çok önemli. Neyi vermemiz lazım? Sporcunun kendi kişisel düzenlemesine yönelik, uyarılmışlık seviyesine yönelik veya dikkat, odaklanma kontrolüyle ilgili ana başlıkları biz çalışmamızın içerisinde almamız lazım. Öz yeterlilik, zihinde canlandırma veya ideal performans durumuyla ilgili oyun planımızı belirlememiz gerekiyor. Detaylarına burada girmeyeceğim ama sadece ana başlıkları üzerinde vermek istiyorum. Biz nasıl fiziksel boyuttaki çalışmalarımızı planlıyoruz, periyotlara bölüyoruz. Aynı psikolojik beceri antrenmanları da bu planlama içerisinde yerini alması gerekir.
86 yılında son sınıfta Fenerbahçe'ye bir ay izlemeye gitmiştik. O zaman Stankovic vardı. Hocamızın bize sorduğu, söylediği ilk şey, hocaya yıllık antrenman planlamasını sorun. Tabii biz de ilk önce onu sorduk. Dedi ki hoca, ne plan? Dedik, nasıl çalışıyorsun? Zor takım, zor idman, kolay takım, kolay idman demişti rahmetli Stankovic. Ama takımlar şampiyon. Aslında yani yazılı olmayan şeylerin yani bizim açımızdan çok büyük anlamı olmadığını hepimiz herhalde biliyoruz. O yüzden biz nasıl fiziksel boyuttaki planlamayı hassas bir şekilde yapıyorsak, bunun içerisinde psikolojik anlamda yapacağımız her şeyi koymamız lazım. Eğer birlikte yürütmezseniz ne olur? İşte duruma bağlı olarak faktörleri yaşamaya başlarız. Bunun üç temel aşaması var. Eğitim aşaması, yarışma öncesi ve yarışma süreci ile ilgili. Çok böyle vaktinizi almayayım. Belki sorular üzerinden gitmek daha uygun olabilir. Ama hazırlık devresinde genellikle bana göre takımların en verimli psikolojik performans açısından geliştirilebilecekleri süreç hazırlık sezonudur. 4 antrenman yapan arkadaşlarımız var. Ama 4 antrenmanın içerisinde maalesef psikolojik performansa yönelik olarak yapılan uygulama yok. Aslında 24 saat sporcumuz elimizde. Bu anlamda bazı şeyleri alabiliriz ki bunlardan en önemlisi onların kişisel bilgileri ve bu bilgilere bağlı olarak da onlara geri bildirimlerimiz. Çünkü antrenmanın pedagojik amaçları da var. Biz sporcumuzu bilgilendirmezsek sportif anlamda nasıl olgunlaştıracağız? Tamamen emir komuta zinciri içerisinde bizim söylediklerimizi yapmasını istersek, onun düşünmesine fırsat vermezsek aynı hatayı uzun yıllar sürdürme potansiyeline sahip olacaktır o sporcu. Yarışma öncesi ve yarışma döneminde hepimiz biliyoruz ki baskının yükseldiği dönemlerdir. Orada duygu ve stres yönetimini ve buna bağlı olarak nefes tekniklerini görselleştirmeyi, zihinde canlandırmayı yapabilmeli sporcu. Hatta bunu müsabaka esnasında da, serbest vuruş esnasında uygulayabilmeli. Yani sportif anlamda herkes biliyor, bir hareketin beceriye dönüştürülmesi için belli bir süreç gerekir. Biz nasıl maksimal kuvvetimizi bir tekrarda %100 arttıramıyorsak, psikolojik becerilerimizi de bir antrenmanda %100 arttıramayız. Bu mantıktan hareketle çalışmalarımızı o periyotlara bölmemiz lazım. Eskiden ölü sezon diyorduk, şimdi geçiş sezonu diyoruz. Yani aslında performans sporcusunun ölü sezonu olmadığını hepimiz biliyoruz. Psikolojik becerilerin geliştirmesi açısından geçiş sezonlarının en verimli geçirilmesi gereken dönemler olduğunu bugün biliyoruz. Özellikle burada en altta yazan hedef belirleme, yeniden yapılandırma. Yıllar önce bir hocamızın, yani Süper Lig'de görev yapan bir hocamızın röportajını hiç unutmuyorum. Yani hedef belirleme çok önemli bir husus. Son maç, spiker uzattı mikrofonu, dedi ki hocam maçla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Ya dedi, yoruma gerek yok, biz ligde kaldık, şu takım şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi dedi başka şeyleri konuşmamız lazım. Bir sezon bitti, bu sezonun Türk futboluna kazanımı ne oldu? Hangi futbolcular çıktı? Binlerce saat antrenman yaptık. Sporcuların hangi özellikleri gelişti? Kurumsal anlamda Futbol Federasyonu hedeflerine ulaştı mı? Kişisel anlamda biz kulüp düzeyinde antrenör olarak, sporcu olarak hedeflerimize ulaştık mı? Bunları konuşmamız lazım. Bana göre yapılan en anlamlı röportajdı o. Ve arkasından yeni sezonu planlamak. O yüzden geçiş sezonları son derece önemli. Antrenman bilimi açısından fiziksel performans antrenmanlarıyla psikolojik performans antrenmanları arasında hiçbir farklılık yok. Eş güdümlü olmalı. Fiziksel anlamda yapılan yüklenmelerin periyodunda zihinsel ve duygusal anlamda yapılan antrenmanların kapsamı geniş tutulmalı. Hepimiz biliyoruz ki şiddet yükseldikçe kapsam genişler. O yüzden bu dengeyi burada kurmalıyoruz diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
Dilerseniz şöyle devam edelim. Sizin sorularınızla panelimizin geri kalanını organize edelim. Ben hemen tabii saatimizi de kontrol edeyim kimseyi aşmamak için. Var mı soru? Hemen başlayalım. Sizin sorularınızı da şekillendirelim. Yok, peki. O zaman ben sorarak, var mı soru? Mükemmel. Hemen mikrofon alabilir miyiz lütfen? Herkese merhaba. Çok teşekkür ederiz konuşmalar için. Biz Samsun Spor Futbol Kulübü ekibinden katılıyoruz, pazarlama ekibi olarak. Benim Veysel hocamıza bir sorum olacak, merak ettiğim bir konu var. Şimdi bu psikoloji beceri antrenmanıyla alakalı konuları konuştuk ama kendisi biraz oyuncuların seçim aşamasından da çok biraz kısa bahsetti. Özellikle işte akademi tarafındaki oyuncuların seçilmesi aşamasında buna benzer tartışmaları çok yakın zamanda yaptığımız için aklıma getirdi. Bu antrenmanlara daha uygun, bu becerileri daha hızlı gelişebilecek yetenekleri keşfetmek için bugün geçmişten daha farklı, daha güncel şeyler var mı? Bu konuda bu konudaki yetenekleri öngörmek daha mümkün mü geçmişe göre? Onu merak ettim. Sesta. I'm going to talk first to the Veysel Küçük and then yes, we have that tool now. So we are going to ask to see you after that. Okay, let's start. Ses dağıldığı için tam olarak anlayamadım. Hocam, oyuncuların seçim aşamasında da psikolojilerini değerlendirmenin bir yolu var mıdır diye soruyorlar. Tabii tabii. Şimdi özellikle performansın yükseltilmesinin birinci aşamasında yetenek seçiminden vurgulamamın sebebi, işte bizden sonra olayın biyolojik boyutunu tanımlayacak olan testlerden hocalarımız bahsedecekler. Aslında bu bir süreç. Uzun süreli sporcu gelişim modelleri içerisinde antrenmanı öğrenme, antrenman için antrenman, yarışmak için antrenman, kazanmak için antrenman aşamaları var. Yani 18 yaşına gelinceye kadar sporcunun gelişim boyutuna dikkate alarak yapılan testlerle o kişinin o işe uygunluğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama her şeyde olduğu gibi günümüzde her şeyi ticari boyuta taşıyoruz. Spor okulları var, futbol okulları var veya yüzme kaç yaşında başlar desek herkes 3 yaşında, 4 yaşında diyor. Halbuki 4 yaşında bir çocuğun olgunluk seviyesi sizin vereceğiniz kararın tahmin geçerliliğini çok düşük tutacaktır. Yani bir sporcunun futbolcu olabilme yeterliliğini 13-10 yaş, 14 yaşında karar verebilirsiniz. Ama o süreçte sistematik eğitime devam etmelisiniz. Burada spora özel testler de var, ölçme araçları da var. Genel yeteneği ölçen testler de var. Sadece aslında bizim bu sabrı göstermemiz lazım. Bugün binlerce lisanslı sporcu var. Ama uygunluk başka bir şey. Yetenek dediğimiz insanın veya çocuğun kişilik özelliklerinin motivasyon şekil ve düzeyini ve psikomotor becerilerinin performans sporuna uygunluğu olarak tanımlanıyor. Demek ki benden mesela kule tramten atlayıcısı olmaz kişilik özellikleri olarak. Benden dağcı olmaz. Benden Formula 1 yarışçısı olmaz. Normal araba kullanan kişiye biz şoför, otobüs kullanana kaptan, Formula 1 yarışçısına pilot diyoruz. Aslında bunlar aynı şeyi yapıyor. Ama aynı özellikleri farklı düzeyde istiyorlar. Yani ben sinir kas koordinasyonumu kullanıyorum ama birinde 350 kilometre hızla kullanıyorum. Demek ki bu yeterliliği bu süreçte görmek, tanımak lazım. Ben de bu kadar söyleyeyim. Bunun için uygun araçlar var. So Silvio and Tiberio, how we can select... How we can select the players according to their psychology. Da, într-adevăr, noi am vorbit pe partea asta că inclusiv de la zona de academii putem să identificăm și să selectăm acei copii, acele diamante neșlefuite. We spoke about this in our presentation that from the academies we can select this young sportsman. And to use this instrument for evaluation and for selection.
am identificat și putem să identificăm acest profil al copiilor începând cu 10-12 ani, când primele structuri ale personalității sunt formate. We have identified and we can identify these traits of personality starting from 10 years old, when these are beginning to start, these traits of personality. Și putem să spunem și să dăm o predicție dacă acel copil poate să ajungă sau nu un fotbalist de înaltă performanță. And based on this instrument, we can make a prediction about this, that if a sportsman with these traits can be a high performance or not, with these traits that you are measuring now. Mai but mult... just one thing, but... as my colleague said, everybody should be patient because it's a process. It's not that you discover something now and in 2 days it will be a high performance. Dar odată ce descoperi acel diamant și știi că e diamant, poți să începi să lucrezi, să-l șlefuiești. Și știți foarte bine că valoarea unui diamant crește cu cât mai multe laturi sunt șlefuite. But once you discover this diamond in your academy. Own yard or in your own academy, you can start to work with him and give him a lot of value. Da. Și cred că ăsta este procesul eficient de lucru, da? Pentru că mai știm și anume că odată ce descoperi aceste diamante și lucrează împreună, crezi valoarea împreună, în schimb, umăr stricat poate să strice o întreagă grupă sau o întreagă generație. It's important to work with this sportsman, but it's also important to discover the sportsman that cannot be in your academy. When you have an roasted apple in your basket and it's ruining everything else. Deci cred că acest proces de selecție, pe lângă acest aspect fizic la care se uită foarte mult antrenorii la vârste foarte fragede și care este, după cum știți, foarte păcălitor. Beside this physical aspect in the process of selection, which can fool you in the end, you have to look especially on this psychological aspect. Pentru că, după cum știm, personalitatea este un construct destul de stabil în timp. Because personality can be a very stable construct in time. Așa că sunt oameni pe care îi știți de la o vârstă fragedă și îi întâlniți peste 10-20 de ani și sunt la fel. There are people that you have been knowing for 10 years, for 20 years, and also after 20 years they are the same as personality, as traits of character. De aceea noi putem să identificăm de la aceste vârste fragede această personalitate puternică cu mentalitate de învingător care are această șansă să devină fotbalist dacă vă uitați și dacă îi oferiți tot contextul să devină fotbalist de top. This is why we can discover this using our instrument and you have to be very careful in your selection process and to identify these personalities and taking very much care of them. Thank you. Thank you. Sorumuz var mı? O zaman çok teşekkür ederim. Thank you very much for your presentations and your very very important information that you shared with us. Thank you for all for joining us today. Thank you. Thank you. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederim. Teşekkür.